Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiye hadiye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerden yazdı Allah'ın sözü, yollarını din yazdı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. İnşallah bu müşkubatımızda azabı kabir ve onun şiddeti sözü de bulalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kal Aleyhisselatü Vesselam, innel abdel mu'mine izâ kâne fî iqbalin minel âhira ve inqita'in minel dünya nazaret ileyhi melâike bîzil vücûh keennehum vücûhü şems. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ansarlardan biri vefat edip onu kömüşlükte kabristanda turganları da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hala bu kabirde lahadi kavlamayan idi. Koluda bir kalteyi vardı da yerde çizip oturup durup İstâidu billahi min azabil kabr. Allah da Allah'dan azabı kabirden panah soruyorlar da bir neçen ete takırlar. Sonra etti ki eğer Allah Azze ve Celle bir bandanın takdirini yazıp koyan günü kese yani ahiretke yakın oluyor. Dünyadan çıkardığı maktabı giden payette Allah da Allah'ın mumun bandanın ruh parasıya abbağ yüzlük yüzlerden tuttu kuyaş nuru çıkıp durarken dek. Kolları da cennetten boyan kefen ve şu boylar oyan parıştalar ana şu can taslim kıladığın kişinin közü yetadığın derecedeki masafaya gelip oturadılar. Sonra ana şu vafat kıladığın mumunun başlamalıya ölüm parıştası Azrail Aleyhisselam geledi ve ayetedi ki اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ اُخْرِجِي مِنْ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَرِزُوَانِي Parvadigarizdi mağfiretige, parvadigarizdi razıgige diye hatırcanlar çıkayım dedi. Şunda ruh kuttu, su, tamsı, azilab, yerge karab, şükretken dek asanlığı var bu hacilat çıkardı. Ana şu kütüp duyan parıştalar Azrail Aleyhisselam'ın kolu da bu mumun bandanın ruhunu bir lakza hem kaldırmıydı da kolu da yine kefaneler var oraydı. Kuşboylar var, kuşboylar, kuşboylaydı ve onu dünya asmanı gibi kütarak atleştiydi, başlaydı. Ve bana şu mumun kişinin ruhundan çıkan kuşboy hil, yeryüzüde mısli körülmeyen şirin hil boladı. Dünya asmanıdan kütarak alıp olarken bu parıştalar mumun ruhunu, asman parıştaları, bu kim? Kaysi bandan ruhu, bu hangi bir pakize ruh degen de, bu fakat falancının balası, falancı dedir, fakat yakşı sıfatlarına sıfatlıydı. Falancı namazan, falan sargası gen adam, falan şair ihsanlı adam. Fakat yakşı sıfatlar bilen onu zikir kılışadı. Sonra bana şu dünyanın birinci atmanı kötarlı boyunda eşeğini açışlığına parıştalar ruhsat soruydu. Soruları kim budu? Bu kişi ayetinin genden ki atman eşeği açıladı. Her atman eşeği, yani yedi kalat atman dediğim bu şey, her atmanında eşeği giden de yukarıdaki savaş cevap takir alınadı. Ve ana şu yedinci atmanı kötarlıyken de Allah Azze ve Celle aytadı, uktubu kitabahu fi illiyin. Bu bandanın kitabını, bu bandanın namını illiyinge. Cennetilerde kitap yazıladıyan kitap yazıp koyular. Sonra ona yerge kaytariler. Zira biz insanlarını turpağdan yaratkanız. Turpağa kaytaramız ve kıyamet gününde turpağdan kaytardan çıkaramız. Demek ki çıkışlıgımız turpağ, aslımız. Kaytı bağlayan cevabımız turpağ, yani kaytartırışlıgımızdan turpağ. İnsan bolası nimadan yaralgana gidiyorsan çıkarmasa, hayırdan kegenliğe ve kayakı ketişi gidiyorsan çıkarmasa adaşmaydı. Çünkü şu hayatı yaptı. Anaşistler eşitirken bazı naşidelerde şöyle bir çıralı sözler var. Kıldırılma gene gidiyorsan düşünmüyümüz. Seraşi turağı bu diyordu. Tegindeki köşeğinden turpağı dedi. Üstündeki yapıncığından turpağı. İkkelesi bağırı gelası yaptı beni dedi. Atrafında kumlar, üstünde hayat. Ben yer saydamam dedi. Bizi hemenizi bala diyen cevabımız şu. Buram buram kaşın aladı Kur'an'ız. Buram buram çivalı bir kımahat körpü tüşede tane koyamızı. Lekin kıyamet geçe yatadı gen büyüğümüz. Kabrımızı avat kılıçlı gibi bilen işimiz bu oluyor. Ruh kaytadan apışıp koyuladı kabrıya. Şunda onu cesatı geçirgisi koyuladı. İlk kifarışta, münker nakke farışta sıkıladı. Ve men Rabbuk. Rabbin kim de soruyor. Bu ayda Rabbim Allah. Açıkçası dinin ne var? Dinin İslam değil. O ikisi yana sava soruydu. Sizlerin ikinizi yuvarlayın ki şakıda ne mi değilsen? Bu kişi cevap verirdi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kendi ilmin vardı sonra kendi bu cevap verirdi. Allah'ın kitabından okudum.
Onga iymon keltirdim, unga tasdiqladimni tasdiqladim. Shunda Parvardigor olam nido qiladi. Bandam rost so'zladi. Unga jannatdan bo'lganda to'shaydi, to'shab qo'yilar. Jannatda bo'lganda boqdi kiygizilar va jannatdan bir darcha yoki bir eshik ochib qo'yilar qabriga. Ana shu darchadan, ana shu eshigidan jannatni hidi, harorati, uni ovozlari eshitilib turadi. Qabri ko'zi yetadigan darajada kengitib qo'yiladi. Mana shunday xursand holatda yotganda nihoyatda bir xushbichim, chiroyli ko'rinishdagi bir kishi keladida, "Ey Allohning quli, sizni xursand qiladigan narsa muborak bo'lsin." Shunda haligi kishi aytar ekanki, "Sen kimsan?" deb so'rasa aytar ekan, "Men seni hayotda qilib o'tgan solih amallaringman." Shunda ana shu darchadan chiqayotgan rohatni zo'rligiga u uchun ko'rsatib qo'yilgan boradigan joyi jannatni ko'rib turgandan keyin aytar ekan Parvardigor, darchadan chiqqan rohat shunchalik zo'r bo'lsa, qiyomatga tezroq qoyim qiling. Qiyomatga tezroq qoyim qiling, o'zimi ahlimga, o'zimi xizmatkorlarimning oldiga boray der ekan. Kimga bu? Ana shu azobi qabrda borligiga, jannatda do'zaxda borligiga iymon keltirib, shunga harakat qilib amal qilgan kishiga. Ammo ikkinchi odam, ikkinchi odamki kofir bo'lib o'tganida, dinsiz bo'lib o'tganida, oxiratga o'tishlik davri kelganda, dunyodan chiqishlik soati yaqin bo'lganda, yuzlari qora bo'lgan, qo'llarida xunuk sassiq matolar bo'lgan farishtalar uni ko'zi yetadigan joy darajasida o'tirishadi. O'shalar tushuniladi qo'llari masalan. O'zi ruxsatsiz olishimmi to'g'ri emas. To'g'rimi? Ko'zi yetadigan darajada o'tirishadi va Azroil alayhissalom bosh tomoniga keladi va unga qarab turib ayyatuhan nafsul khabita ukhruji ila fahati minallohi va g'azabihi. Parvardigoringizni g'azabiga, parvardigoringizni iqobiga qarab chiqib keling deydi. Shunda ruh insonda jasadda tirqirab qochib ketar ekan. Butun a'zolarga bo'linib ketar ekanki chiqishlikda qolmas ekan. Shunda Azroil alayhissalom ana shu ruhni yig'ishtirib kelib turib shunda sug'urar ekanki xuddi xol bo'lib ketgan junga tikan aralashganda qanday chiqadi? Yulib sug'urib olinadi deyiladi. Mana o'lim shiddat haqida gapirganimizda bir dona tishingizni nervini ukol qilmasdan oldin ko'rganmisiz? O'sha yinani salganda o'tib boradi. Kichkina bu nervni kichkinagina. Bu ana shu 72 ta jon tomirni bitta sug'urishigini faraz qilaylik. Qo'liga chiqishligi bilan yuqorida aytilgan kutib o'tirgan qora rangli qo'lida sassiq matolari bor bo'lgan farishtalar bir lahza ham qo'ymaydida, olib tezlik bilan o'rab dunyo osmoniga ko'tarib chiqaradi. Yerdan uzilib dunyo osmoniga ko'tarilgandagi undan chiqqan sassiq hid yerda bunday sassiq hid bo'lmaydi. Va samo ahli so'raydi, bu sassiq kit, bu hadis naf kimniki deb so'raganda, falonchining o'g'li falonchi, falonchining bolasi falonchi faqat yomon bo'lgan sifatlar bilan benamoz, fosiq, kofir, zinokor, kazzob qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, hammasi bilan zikr qilinadi. Birinchi dunyo osmoniga borganda eshik ochilmaydi. Dunyo osmoni eshiklari bor. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. La tufattahu lahum abwabus samai va la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi samil khiyar. Ular uchun osmon eshiklari ochilmaydi va ular jannatga hargiz kiritilmaydilar. Jannatga kirmaydi ular to yinani teshigidan tuya o'tib ketmagunicha. Hech qachon yinani ko'tidan tuya o'tib keta olmaydi. Demak, bular hech qachon jannatga kirmaydi. Dunyo osmonining eshiklari bor, dunyoda osmon tabaqalari bor, 7 qavat osmon bor. Biz bunga ishonsak ham shu, ishonmasak ham shu. Birinchi osmonning eshigi ochilmaganda Alloh azza va jalla nido qiladi. Uktubu kitabahu fi sijjin. Summa tatruhu ruhuhu, tutrahu ruhuhu ila jasadi. Buni kitobini sijjinga yozib qo'yinglar. Sijjin nima? Illiyin jannatilarda ismi yoziladigan kitob. Jannatilarda spiskasini tilda aytganda. Endi sijjin jahannamilarda spiskasi. Alloh o'zi saqlasin. Kitobun sijjin va ma adroka man sijjin. Bu sijjinni nimagini qayerdan biladi? Ya'ni Alloh taolo o'zi bizga bildirmagan edi. Faman yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-samai. Robbiga kofir bo'lgan kimsalar osmondan mana shunday uloqtiriladi va ruhi jasadiga kirgizib o'tkizib qo'yiladi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat haqida gapirsa yig'lamas ekan. Do'zax haqida gapirsa yig'lamas ekan. Lekin qabristonga chiqib, qabrni ko'rsa tunda yig'lar ekan. Sababini so'rashganda aytarkanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan edi. Qabr oxiratda birinchi manzili, birinchi avtomobilasi bizni tilga aytganda. Agar mana shu birinchi
manzilda inson najotga yetib olgan bo'lsa, qolgan hech narsamas degan ekan. Qiyomatdan qo'rqmayman degan ekan bir odam. Azobda, chunki har qalay yonimda odam bo'ladi. Azoblanadiganlar bo'ladi, lekin qabrda o'zim yakka bo'laman. Yolg'iz qolganingizni tasavvur qiling-da, qorong'i uyda tirilish qolgan hech kim yo'q bo'lgan mahalda. Insonda vahima bo'lsa, yaxshidir, yomon yoningizda bir kishingiz, ulfatingiz hamrohingiz bo'lishini xohlaysiz. Qabrda inson yolg'iz qoladi. Uzoqmas. 2 metrlik chavlasi bu oxiratga o'tadigan nima bo'ldi? Koridor bu. Oho, hali uzoqmi? Juda yaqin. Juda yaqin. So'ngra uni o'tkizib qo'yiladi, ikkita munkannaka farishtasi kelib so'raydi. Robbing kim? Bilmayman, chunki kofir, tanomagan robbisini. Dining nima? Bilmayman. Tilani ichidagi yuborilgan kishi haqida nima deysan? Bilmayman. Mana ba'zida shodir xayol chiqib qoladi, yosh bolalarimizga gapiratamiz, Robbing kim? Alloh. Dining nima? Islom. Shuni ham ayta olmaydimi? Shuni ham ayta olmaydimi odam? Tili jag'i aql o'zida o'tirib, bu kalimani inson dunyoda aytgan bo'lsa va mana shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa, inni Alloh berar ekan bu kalimani. Bu yoqlab qo'ysalar, o'sha mahalga borgan, hatto ba'zida karrayimizdan chiqib qoladi, yoqlab qo'ygan. Alloh taolo bemasa iymonni qadri yetgan kishilar bo'lgan. Yo'q dedi. Agar sen mulkini hammasini berganingda, butun arab ajamdi yerlarni bir qilib turib, meni qo'limga topshirganingda ham, seni bu taklifini men xob deb javob bermayman dedi. Shunda noumid bo'lgan Qaysar, bo'ldi ekan ishim tekiz bo'lib ketar ekan degan xotirma bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyoqlarini oldiga otdi, sayildi, cho'tishishlik uchun. Yana bosh tortdi. Shunda aytdiki, ab chiqib dedi. Qaynab turgan dosh qozonda yoqqa savoringlar dedi. Ularni radhiyallohu anhum desa, nima tayyorgarligingiz bor dedi? Shaharga tayyorgarligim yo'q, faqat Alloh va Rasulini yaxshi haqqi bo'lmagan ular. Ikki kishini olib kelishdi, musulmonlardan asir tushgan, katta qaynab turgan dosh qozonda yoqqa shunday tashlashib yubordi. Go'shtlari yetlarda shunday ajrab ketdi, go'shtlari qozilab ketdi, suvlar yalang'och bo'lib qoldi. Endi navbat Abdullohga keldi. Hamma sahobalar xursand bo'ldi. Xuddi biz hozir xursand bo'lgan. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Olib keldi. Nasroniy diniga o'tasan men desa yo'q dedi. Senga o'lim bo'lsin. Nimaga unda yig'lading dedi. Yig'laganim sababi quyidagicha. Mendan burun ikkita bolalarni yoqqa tashladi, shahid bo'ldi Allohning diydoriga yetdi. Kimni yaxshi ko'rsa, o'sha bilan qiyomatda birga bo'lsa, nasroniylar kimni yaxshi ko'radi? O'limdan qo'rqibmas. Allohning yo'lida bitta jonim bor, bitta aziz jonim. Shuningla bersam Alloh rozi bo'lamanmi? Bu shunchalik osonmi deb jonimni bittalik yig'ladim. Mingta bo'lganda mingta jonimni qurbon qilishga tayyor bo'ladim dedi. Qaysar qoil ekanda. Payg'ambarimizning hadisini shunday oladigan bo'lsak, sharhini o'qimasdan aka. Dedi, bitta Allohning dushmanini peshonasini o'rib qo'ysam, musulmonlarni o'rimdan olib qoladigan bo'lsam, unchalik zarar bo'lmasa kerak dedi-da, peshonasini o'rib qo'ydi. Shunda hamma musulmonlarni qo'shib berdi, Madinaga qaytib kelishdi. Bo'lgan voqeani eshitganligi uchun jannatga kirib ketaversa qana bo'ldi. Yaxshi ko'rishlik degani, ana shu bittadan ibrat namuna bo'lishiga loyiq sahobalar bor. Bizi haqiqiy kumirlarimiz, bizi til bilan aytganda, mana shu sahobalar, shularni o'rganishimiz kerak bo'ladi. 3-4 so'm ozgina dunyoda chaqasi matosida turib oxiratni almashtirib bo'lmaydi dunyosiga. Parvardigora, eshitaman otamdan ham, onamdan ham deb qo'yishligimiz quruq da'vo. Agar hayotimizda ko'rinayotgan taqiq Umayr ibn Vahid men uchun ba'zi o'g'il farzandlarimdan ko'ra menga yaqinroq bo'ldi deb Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu kishi haqida shunday bir chiroyli so'zlar aytadi. Quraysh mushriklari xuddi shunga o'xshagandek bu 3 kalimani qanday ayta olmaydi? Alloh, Islom, Muhammad alayhisalom, Qur'on. Ayta olmaydimi shuni? Ayta olmaydi. Chunki hayotda shu kalima bilan yashamaganmi? Alloh taolo hargiz buni tiliga bu kalimani berdi. U uchun dedi Alloh taolo jahannamdan bo'lgan bir to'shakda to'shab qo'yinglar, o'tdan bo'lgan libos kiygizinglar va jahannamdan bo'lgan bir eshikni ochib qo'yinglar. Ana shu eshigidan qabriga jahannamning issig'i, tassig'i, azobi kirib turadi va qabri siqib qo'yib turadi uni. Shuni siqadiki, qovog'asi bir ikkinchisi kirib ketadi. Bu kofirga ham yo'q akalar, bu mo'minga ham bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu, Madinadagi ansorlardan bo'lgan, o'zini qavmini sayyidlardan bo'lgan shu kishi mana Xandaq g'azovatida yarador bo'ladi va shahid bo'ladi. Shu yara oqibatida. Shu zot vafot qilgandan keyin Rasululloh aytadi,
sahab vafot qilganda Allohning arshi titradi deydi. Alloh taolo shunday yaxshi ko'rgan bandalari bo'lgan. Shu banda shahid bo'ldi. Allohning arshi titrashlik darajasida Alloh yaqin bo'lgan banda qabrga ko'milib sahobalar qaytib ketganda payg'ambarimiz bir rangi o'zgarib oldi. Ya Rasululloh, nimaga sizning rangingiz o'zgardi deganda, albatta qabrni bir siqib qo'yvorishiga haq. Agar bundan qutulishni iloji bo'lganda, sahobni siqib qo'yolmagan bo'lar, sahob qutulardi. Shahid bo'lgan, Allohning arshini titrashiga sabab bo'lgan kishilar vafoti bilan qabr siqib qo'yvorgan ekan. Biz xolimiz haqimizda fikr qilaylik. Ular Rasulullohning yonida yordamchi bo'lgan, Alloh ularga rozi bo'lgan, shahid bo'lgan kishi qabr bir siqib qo'yvoryapti. So'ngra mana shu qabrda yotgan kofirga nihoyatda badbashara bo'lgan kishilarida senga va'da qilingan kun bilan qo'shilib nosidagi xushxabar muborak bo'lsin. Sen kimsan deb so'rasa, seni hayotda qilib o'tgan yomon amallaringdan. Bu ikki xil odamni qabrdagi topadigan oqibati. Hatto azobi qabrda borligi ishonadigan toifalar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana juda ko'p hadislarda azobi qabr haqida bir ishoralarni qilgan. Oysha onamiz roziyallohu anhuning uyiga bir kuni bir yahudi ayol keladi-da, sadaqa qiling desa, bir sadaqani qilganda, sadaqasini olib turib duo qiladi. Alloh sizni azobi qabrdan saqlasin. Shunda Oysha onamiz dediki, bu yahudilar yana bu o'rab topgan bir bid'atlar bo'lsa kerak deb turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'raganida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani haqligini hadislar bilan isbotlab berdi. Azobi qabrga nima sabab bo'ladi? Inson qaysi qilgan aybi uchun azobi qabrda duchor bo'ladi va qaysi ishlarni qilsa mana shu qabrdan azobidan omonda qoladi. Insonni azobi qabrdan najotga olib chiqadigan amallar. Bular namozga doimiy muhofazada bo'lishadi. 5 mahal namozni vaqtida o'qishlik, ikkinchisi sadaqa, uchinchisi Qur'on tilovati, to'rtinchisi ko'p tasbih aytishlik. Qaysinisi qiynaydilarchi? Endi azobi qabrga sabab bo'ladigan ishlardan birinchisi yolg'onchilik, ikkinchisi xiyonat, uchinchisi chaqimchilik, to'rtinchisi siyligidan ehtiyot bo'lmaslik. Yolg'on. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ya Rasululloh, mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi dedi? Mumkin dedi. Baxil odam qabr bo'lib musulmon deksi qoladi. Mo'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi dedi? Mumkin dedi. Endi mo'min odam kazzob, yolg'onchi bo'ladimi deganda yo'q. Xiyonat. Ibn Abbos roziyallohu anhu oldiga mana kitoblarda keltirilgan asarlarda bir toifa odamlar keldi-da, "Ey Allohning rasulini jiyani Ibn Abbosga aytadi, biz hajga kelyapmiz, yo'lda bir odam vafot etdi bizning hamrohlarimizda. Uni ko'rmoqchi bo'lib chuqur kallaganimizda yerdan alahadiga o'tganimizda qora chayon ilonlarni ko'rdik. U yerda ko'ndik, boshqa joyda kavladik. Yana shu holat bo'ldi. Uchinchi joyda kavladik. Yana shu holat bo'ldi. Sizdan maslahat so'ragani keldim." Aytdiki, ana shu kavlagan chuqurlardan bittasiga ko'm tashlanglar uni. Yer yuzini butun kavlab tashlasanglar, undan yaxshiroq joy topa olmaysizlar dedi. U kishilar ko'mishdi va qolgan matohlarini olib, oilasiga borib berib turib, ayolidan so'rashdi. Eringiz nima ish qiladi? Eri oshpaz bo'lar ekan. Eri ovqat sotar ekan. Ovqat qiladida o'zimizni hojatimizga yetadiganini olib qo'yib turib, qolganiga suv qo'shib qo'yardi. Bu muomaladagi tijoratdagi xiyonat. Qorozdan urib qo'yish, metrdan tortib qo'yish, ha? Ozroq surchab qo'yish, o'sha axagini yoki albastrini qolganini nima qilib qo'yish? Chop tomonga tortib qo'yish. Xiyonat azobi qabr qarorlardan bittasi. Uchinchisi namima, gap tashib yurishlik. Mana shu asos rivoyatlarda keltiriladi. Bir kishi sinisa o'lgan birovni ko'madi. Kelib bir asbobini, so'mchasini qo'ygan bahona borib qabrni chavlab ko'rganda o'q chiqadi. Yoq qo'yib kelib onasidan so'raganda aytadiki, "Siz namozga beparvo edi. Mukammal tahoratdan namoz o'qimas edi." Qarang, namoz o'qiydi bu. Bu namoz o'qimaydigan aroqida gapirilmayapti ham. Namoz o'qiydi, tahoratiga beparvo bo'lgan, namozga beparvo bo'lgan va qo'shnilarning eshigiga borib quloqni tutib turardi, gaplarini ko'chaga chiqib tashirdi. Xotinlar ko'chada turadimi? Bir o'rinki yuzda gap ko'chaga chiqadi. Eshitdingizmi? Falonchi mana debdi. Agar uydan chiqmaganda o'taradi shu narsani eshitmasdan. Ko'chada gap tashlik bu ko'proq ayollarga xos bo'lgan sifat, erkaklar ham hozirgi zamonda bundan qolishmaydigan bo'lib qoldi. Va bavl,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarla ketiyatıp ana şu bir kabirde Allah toktadı da bana bu ikide kabirde egesi azablamaya kaldır dedi. Lekin katta narsa sababliyim ha. Kichkina günah bilan. Bittasi gap tashiradi, bittasi tiydigidan ehtiyot bo'lmasdi. So'ngra bir daraxtga novdasini olib sindirdi-da, ikkalasiga sayib qo'ydi. Shoyat shu daraxtning nami quriguncha ularda azobi yengillatib turilsa. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, katta gunoh emas deyapti. Bu bizning nazarimizda katta gunoh emas. U yerda tayyor kirganda kichkina azob ham katta azobga aylanadi. Kichkina gunoh ham kattaga o'tib ketadi. Tiydigidan ehtiyot bo'lmaslik va gap tashib yurishlik. Muhammad ibn Simak o'zini ashablari bilan qabristonda oldida turib, qabrlarga qarab turib aytdiki, bu qabrlarda jim turishligi tilada Alloh qo'ymasin. Buni ichidagi ishlar bir xilmas, bu qabrlarda hammasi ham jimmat, ichida qanaqa shovqin, qanaqa azob bo'layotganligini faqat qabr egalari biladi. Va bu qabrlarning ustini bir xil turganligi sizlarni g'urlantirib qo'ymasin. Qabrning ichidagi holatlar bir xilmas, biri keng, biri tor deb aytdi. Agar o'liklar gapira olganida, agar biz eshita olganimizda qanday bo'lardi? Mana shu azobi qabrda azoblanayotgan kishini, azobini, qichqirig'ini inson bilan jinna boshqa hamma mavjudot eshitar ekan. Eskilarimiz aytadi, agar ota siyonay qolgan bo'lsa, qabristondan bir yetalib o'tib ketar ekan. Nimaga desa, ana shu shovqinni eshitib qo'rqqanidan ana shu tiyvoradi deb aytilgan. Agar eshitadigan bo'lganimizda biz mavzu bilan qanaqa bo'lardi bo'lardik. Alloh saqlasin. Qabrning ustiga xilligi bizni aldab qo'ymasin. Qabrlarda jin turganligi bizni aldab qo'ymasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, qabr jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax chuqurlaridan bir chuqur. Yani uzoqqa bormaylik-da, hammomga xonaga kelasizmi, xonasiga. Chidamay ketgan paytingizda nima qilasiz? Shashilib yurib chiqib ketib qolasiz. Xuddi biroq ushlab qoladigandek. O'shada bir 15 minutgacha qolib ketgan chiqana bo'lar ekan. U yerdan chiqib ketish iloji bor. Agar chiqib keta olmasangiz, sizni uzoq ketganingizni ko'rib kirib olib chiqib ketishadi. Endi sizdan turpoqni tortib qo'yib ketganda nima bo'ladi? Qabrga qo'yilgan kishi ana shu oxirgacha 7 qadam qadam bosgandan keyin, hatto oxirgi odamlarda qadamini, oyog'ini tovushlarini eshitar ekan. Mumkin nakil kiriga qadam. Bir o'ylab ko'radigan bo'lsak, uzoq emas, juda yaqin bu. Hammamizning uyimiz bor. Hammamizning uyimiz bor. O'shiga shoshilib nima qilamiz? O'zimiz topib bormasak, bir olib olib qo'ymaydi bizning uyimizga. Lekin yana bitta uyimiz borki, biz boraman demasak ham nima qilishadi? Hammaning uyi bor. Hamma uyini olib qurish qolaydi. Faqat yerni betidagi uyni olib qurish qolaydi. Yerni tagidagisi. Hammaning xaridori bor. Otasi bor, eri bor, akasi bor, bola-chaqasi bor. Lekin yana bitta xaridorlikdan chiqarib qo'yamiz. Bu Azrol alayhissalom. Bo'lim shiddatlagan darsga keldi. Azrol alayhissalom har kuni odam bolasiga peshonasiga 5 marta kelar ekan. Lekin inson sezmas ekan buni. Bu xaridor har bittamizni yuzimiz bilan taniydi. Adashtirib olmaydi birimiz ikkinchimizni. Faqat qachon olishligini hatto o'zi ham bilmaydi. Mo'min odam vafot qilganda yerga qo'yilayotganda yer aytar ekan. Sen meni ustimda turganingda ey mo'min banda, odamlar ichidagi eng sevimligi sening men uchun. Chunki Alloh taoloning to'ati deding. Endi meni ichimga kirding, endi qanaqa muomala qilaman senga? Kofir, fosiq banda, Allohdan qo'rqmay yashagan banda yerga ko'milar ekan, qabr yana gapirar ekan yer. Sen ustimda yurganingda odamlar ichidagi eng nafratligi sening. Endi meni ichimga kirganda hol nima bo'ladi? Ayta olamizmi? Yer meni yaxshi ko'radi. Yoki meni yomon ko'radi. Yerni tagiga kirganimizda bo'lamiz. Yer har kuni mana 5 marta nido qiladi. Birinchi nidosi: "Ey odam bolasi, meni ustimda yurishdan hozir yoqib-yoqib yugurib, lekin oxirgi boradigan joyim meni qornim. Boradigan joyimiz 2 metr joy. Yer tolashib qolamiz, 20 cm o'tib ketibdi. Qaynog'ingni tot, uyini balat savording. Uttaligi million yil yashaydiganda. Yerda suv yurib-yuribsan, lekin boradigan joyim meni qornim. Qarang, olamni aytgan joylarimizga qancha pullarimizni o'tkazib yuribmiz. To'g'rimi? Lekin oxiratimizga qancha o'tkazdik? Yetkaza olmayapmiz. Bir 10 ming so'm bo'ldi, keyingi 20 ming so'm bo'lib ketyapti uy.
Qarz olib bo'lsa ham eplayapsiz. Nima qilish kerak? Yashash kerak-da, uy kerak. Lekin nari yuchi. Agar shu yerda o'tirganlar shu kungacha o'ziga dunyoviga sarflagan puli bilan oxiratiga o'tkazgan pulni taqoflab qo'yadigan bo'lsa, 100 ga bir ham to'g'ri kelmasa kerak. Bir kunda 100 so'm olib yeysiz. Eniga bo'yiga qilib. Boshingizga 1-2 so'm sarflaysiz. 10 so'm o'tdimi deganda. Hamma qashshoq. Hamma qashshoq. O'shuning uchun sahobalar oxiratga o'tkazgan ekan. Abu Dardo o'xshagan ulug' sahobalar. Ikkinchi nidosi. Ey odam bolasi, meni ustimda xilma-xil lazzatli taom ne'matlar yeb yursang, mening ichimga kirganingda seni qutqumiz qolar edi. Sen yem bo'lasan. Uchinchi nidosi. Ey odam bolasi, ustimda mazza qilib og'zingni to'ldirib kulib yursang, hali meni qornimga kirganda juda ko'p yig'laysan. Yaxshi kulgan odam ikkita tuxumni quvvatini olarmish. Bu maqarovozlari yo'q. Ko'p kulgi qalbni o'ldiradi. Ko'p kulgi qalbni o'ldiradi. Haqiqiy kulgi ikkinchi oyog'imizdan jannat osonasidan chiqarib o'tgandan keyin bo'ladi. Ahmad ibn Hanbaldan qachon rohat bo'ladi imom desa, ikkinchi oyog'ingni jannatga yetkirib olganingda deydi. Hatto bittasi o'tib, qaray ikkinchisi o'tmoqmi? Xavotirda tur. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Insonni mashaqqat uchun yaratganman degan Alloh taolo. Hech qachon rohat bo'lmaydi dunyoda. Haqiqiy rohat nariyada bo'ladi. Dunyodagi lumo rohat aytsak, orqasidan albatta mashaqqati bor. Hatto zo'r rohat bo'lgan go'shtni yeyishdan sizga kirib qolishi bor. Keyin uni olib tashlashlik bor, ko'proq vaqt ichiz o'tib ketishi bor. Har qanday rohatni mashaqqati bor. To'rtinchidan, ey odam bolasi, meni ustimda ko'p quvnab qursan yuribsan, hali meni qornimga kirganda juda ko'p xafa bo'lasan. Beshinchi nidosi, ey odam bolasi, gunohlarni meni ustimda qo'rqmasdan qilib yuribsan, hali bu qilgan gunohlaringga meni qornimga kirganingda qattiq azoblamasan. Yerda yuribmiz, boradigan joyimiz yerda ichi. Xilma-xil narsani yeyapmiz, yerda tayda bizni yeyishadi. Kulyapmiz, yig'laymiz. Xursand bo'lyapmiz, xafa bo'lamiz. Gunoh qilyapmiz, hali javob beramiz bu narsaga. Mana mashhur duo, Allohumma sabbit qulubana ala dinika va ta'atik. Parvardigoro, bizni, qalblarimizni o'zingni ibodatingga va ta'atingga sobit qilgin. Sobit degani mustahkam turish degani. Ya'ni haliga chaldirab turmaslik, mustahkam turgan odam sobit deyiladi. Alloh taolo bandaga 3ta o'rinda sabot bersin ekan. Bittasi jon taslim qilayotganda, bittasi qabrda, bittasi qiyomat kunida. Yusabbitullohullazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil akhirah. Iymon keltirgan bandalarni Alloh taolo sobit qiladi. Nima bilan? Sobit so'z bilan. Dunyoda ham, oxiratda ham. O'lim farishtasi kelganda nima bilan sobit bo'ladi inson? Agar tilidan kufr kalimasi chiqib ketmasa oxirida. La ilaha illalloh aytgan bo'lsa. Farishtalar Allohning rahmatini xabarnoma qilib turgan bo'lsa va jannatdagi boradigan joyni ko'rsatgan bo'lsa, demak inson Azroil kelganda nima bo'libdi? Sobit turibdi. Qabrdagi sobitligichi. Qabrdagi sobitligi Alloh taolo ikkita farishta savol so'raganda har bitta savolga to'g'ri javob berib olgan bo'lsa, qalbidan dahshat, qo'rquv, haybat ketgan bo'lsa va jannatda o'tiradigan joyini ko'rsatilsa, qabri jannatga aylantirilgan bo'lsa, bu qabrda ichidagi sobit qilganligi. Uchinchisi, Alloh taolaning huzurida so'ralgan savolga javob bera olsa, hisobi yengil qilinsa va xorlikdan Alloh taolaga ko'targan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kunida bu bandasini sobit qildi. Azob qabrda bor deilgan toifalar bor, yo'q deilgan toifalar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda keltiryapti, biz borligi iymon keltiramiz. Chunki sahih hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, qabr yo jannat bog'laridan biri bor, yo do'zax chuqurlaridan bir chuqur. Mo'min odam ana shu o'zini vatani bo'lgan qabrga kirishlikdan burun tayyorgarligini ko'rish kerak. Ibn Hazmdan so'rashdi, "Nimaga biz o'limdan qo'rqamiz? Nimaga biz oxiratga ketishlikda shavqida yonib o'lmaymiz? Dunyoda shavqida yonib o'lganda qidirsa, chunki sizlar dedi. Oxirat degan uylarni vayron qildinglar. Dunyo degan uylarni obod qilaman dedi. Endi kim obod uydan vayron uyga chiqishlikni xohlaydi? Oxiratga o'tkazgan bo'lsangiz, oxiratingizga targ'ib bo'lsa, nimasidan xijolat bo'lasiz? Qal borasizmi? Xorazdan xolimizdan borasiz bu narsaga. Bugun oxirat bozorini kasob qilib dunyo bozorini obod qilamiz deb yuribmiz. Dunyo bozori hech qachon obod bo'lmaydi. Hech qachon.
bugün mayitler hakkında fikir kılaylık. Burada kança yaptı. Allah Teala dünyaya bir lahzaya çıkarsa, bir mutlu peşin atı yedik. Sübhane Rabbiyel A'la bir şeydi. Allah'dan soruyordu. Lekin Allah Teala yumkanı vermiydi. Bir mutlu La İlahe İllallah Muhammed Resulullah deval edip soruyordu Allah Teala'dan. Allah izin vermiydi. Bizde hala bu imkanı yer var. Hasibu anfasakum tablan tuhasabu ve zinu amalakum tablan tuzan aleykum. Özgürlerde kısap kitap kılıyla dedi Hazreti Ömer. Ameller ileride başkalar kısap kitap kılmaktan bulun. Ameller ileride tarzıbı tartıştırıyla başkalar ameller ileride tartıştırıyla bulun. Çünkü böyle yetkenimizde dünyamızı sarfıyken pul bulan, ahiretimizi sarfıyken puldu. Kısap dediğim bu tehamamız fakirimiz. Azabı kafadan saklayan mallar bu ayetlerinde. Bu azabı kabirge sabab olup yanarsa yalgan, hıyanat, çakımçılık ve sizin yetiyat olmaktır. Ve ahiretki sabab kabirde rahatlık bu işe sabab olan işlerden namaz gibi para bulmaktır ve sadaka değildir. Kusur zamanı şu günlerde mescidimizde bir musafir buralarımız türüptü. Şu adam bir ümranı niyatı yeneken. Eğer kolumuzdan gelirken yardım bulabiliyor musunuz? Yani eti tutmuyoruz hakeler. Çünkü eti tutken de belgis kemek adamın, belgis kemek adamın hıcırat oluyenden beri. İşte taş kardeşi buralarımızda oturup nagiren buralarımız. Kim eğer koluda kanat imkanatı olsa, öşe adam bir muru atıp olsak, acarmaz ki şu nasıl bizim kabrımızın cennet bağladığını bir bağ yanlış hesabı olsa. Allah subhanahu wa ta'ala eşken maruz ile yerine hışkanımızı yutazır bir yem olsun. Subhan Rabbike Rabbil Zeyte Nasifin ve selamun ala muhtarim ve elhamdülillahi rabbil alemin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.